Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bazı insanlarda bu daha fazla mesela ön plana çıkıyor ama hani bir yere bir müdür olayım, genel müdür olayım, başkan olayım diye bir istek daha fazla görülebiliyor bazı insanlarda. Bu yönüyle kötülenmiş yani baş olma sevgisi, sevdası. Şöyle bir de madalyonun öbür tarafı var. Hani bu insan evet iyi bir insandır. İstediği şey de müdürlük de mesela Müslümanların işine yarayacak bir şeydir. İnsanların işini görecek, yardımcı olacak bir durumdur. Onun orada olması Müslümanlara fayda da sağlayabilir. Yani bütün bunları düşünerek baş olma sevdasına düşmek veya baş olmayı istemek konusunda dinimiz ne der? Şimdi Ehl-i Sünnet âlimleri insanı iyi tanıyor. Hem dinin bildirdiklerini biliyorlar hem de eğitimcilerin aynı şekilde hepsini toplamışlar. Ve Ehl-i Sünnet âlimleri buyuruyor ki amir, emir bir kavmin, bir topluluğun başı, beyi, emredeni anlamında geliyor. Amir olmak, baş olmak isteği her insanda mevcuttur. Çocukta bile bu. Sınıf başkanı olduğunu düşünsenize. Tabii. Havasından geçilmiyor yani. Havasından geçilmiyor. Her insanda mevcuttur. İnsanlara hizmet etmek niyetiyle amir olmayı istemek caizdir. Ha, o caizdir ya, onu da sormuştum. Tabii. Mesela Süleyman Sinan hükümdar olmayı istedi. Peygamber Allah-u Teala da verdi. Kimseye verilmeyen saltanat ona verildi. Tabii. Peygamber Efendimiz devlet başkanı oldu. Hulefai Raşid'in dedim Hazreti Ebubekir devlet başkanı oldu. Hazreti Ömer devlet başkanı oldu. Hazreti Osman devlet başkanı oldu. Hazreti Ali devlet başkanı oldu. Tabii. Bunlar aşere-i mübeşşere. Ne demek? Cennette müjdelendi bunlar. Ama bunlar böyle oldu. Efendim mal, mülk işte elde etmek. Hazreti Osman çok zengindi. Aşere-i mübeşşereden. İhtiyacı yoktu. Tabii. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh çok zengindi. Aşere-i mübeşşereden. Yani çok zengindi. Yani mal, mülk, mevki, makam bunlar kendisi kötülenmemiş. Kötülenmemiş. İslam alimleri bunu kılı kırk yararak çok iyi tespit etmişler. Şimdi insanın tabiatında, yaratılışında baş olma sevdası var mı? Var. Bunu ya Allah-u Teala'nın emrine uygun, Allah-u Teala'nın kullarına ve yarattığı mahluklara hizmet için talep eder veya nefsi için talep eder. Nefsi için talep ederse diktatör olur. Hmm. Zalim olur, gaddar olur. Doğru. Nefsi için istersen. Zalim olur, gaddar olur. Bunu didik didik etmişler. Mesela kitaplarda anlatırken deniyor ki nefse uymak, nefse tabi olmak, nefsin arzuları peşinde koşmak, nefse kul olmak demektir. İslam alimleri teberri etmedikçe tevelli olmaz. Yani uzaklaşmadıkça dostluk olmaz buyuruyorlar. Bu da Allah-u Teala düşmanlarından uzaklaşmadıkça, onun düşmanlarını düşman bilmedikçe Allah-u Teala sevgisine kavuşulamaz. Bir kimse doğudan uzaklaşmazsa batıya yaklaşamaz. Düşmandan uzaklaşamayan dosta yaklaşamaz. Birinden uzaklaşırsın ki diğerine kavuşulsun. Nefsinden uzaklaşan Allah-u Teala'ya kavuşur. Çünkü Cenab-ı Hak nefsi kendine düşman olarak yaratmıştır. Açıkça da bildiriyor. Bu bana düşmandır. Ben bunu böyle yarattım. Buna muhalefet edin. Ama nefs zaten o baş olma sevdası. Ancak ölümle beraber çıkıyormuş insanda. Yani yaratılışında, cibilliyetinde var. Hatta bu Tam İmmel Saadet'te bir kitabını hazırlayan zat talebelerini anlatırmış. Kardeşim buyurmuşlar. Yani bir kimse mesela devlette çalışıyor veya özelde çalışıyor. Orada amir değilse, şef değilse, kimseye emir veremiyorsa, herkes buna emir veriyorsa bunun içinde ukde kalıyor. Eve gelir 2 yaşındaki çocuğuna emredermiş. Otur bakayım, ağlama bakayım. Onu tatmin ediyor. Kes sesini. Kes sesini. Ona bağırırmış, ona çağırırmış. Onu tatmin edermiş. Hatta daha şey anlatıyorlar böyle de.
ne bileyim iyi anlaşılsın diye böyle misaller de vermişler. Adam ömründe hiç şef olamamış, amir olamamış, müdür olamamış, bir helabekçiliği yakalamış. O zamanlarda şimdiki böyle musluklar falan yok helalarda. Ibrıklar var, ıbrıklara su koyuyorsun falan. Adam birisi daralmış, helaya geliyor falan. Hemen ıbrıklardan birisine elini uzatınca doğru demiş adam. Helabekçiliği. Demiş o değil öbürüsü. Onusunu almış adam. Sıkışmış münakaşa edecek şey yok, lafı yetiştirecek. Helalarda hepsi boşmuş. Birisine girecek, dur demiş ona değil buna. Neyse onu gösterdiği yere giriyor. Adam ihtiyacını çıkartmış. Rahatlatmaz. Ya arkadaş demiş ya. Ha bu ıbrık, ha bu ıbrık. Ha bu helal, ha bu helal. Ne fark eder demiş. Demiş biz ne yük burada demiş ya. Ya. Biz niye oturuyoruz burada? Tabii niye oturuyoruz? Emir verecek. Emri yerine getirmesi lazım. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki insanların nefsi emmaresi mevki almak, başa geçmek sevdasındadır. Onun bütün arzı şef olmak, herkesin kendisine boyun bükmesidir. Kendinin kimseye muhtaç olmasını, başkasının emri altına girmesini istemez. Nefsin bu arzuları ilah olmak, herkesin kendine tapınmasını, Allah-u Teala ortak olmayı istemektir. Olmamış mı? Nemrut gibi, Firavun gibi. Tanrıyım demiştirler ya. Tanrıyım demiştirler. Hatta nefs o kadar alçaktır ki ortakla razı olmayıp amir, hakim, yalnız kendi olsun, her şey yalnız onu emri ile olsun ister. Hadis-i Kudsi'de Allah-u Teala buyuruyor ki nefsine düşmanlık et çünkü nefsin benim düşmanımdır. Yaratırken Cenab-ı Hak nefsi de böyle yaratmıştır. Hatta Ehl-i Sünnet talimleri buyuruyor ki nefsi de kınamamak lazım. Yaratan onu öyle yaratmış. Özelliklerini de bildirmiş. Peygamberler vasıtasıyla bildirmiş. Dolayısıyla her insanın kadın olsun erkek olsun cibilliyetinde yaratılışında baş olma, amir olma yani en azından şunu şöyle yap, bunu böyle yap duygusu mevcut. Eğer bu kimse Allah-u Teala'ya iman ediyorsa, Allah-u Teala'nın kulu ise, Allah-u Teala'nın kulu ise o zaman Cenab-ı Hak kendisine böyle bir şey ihsan ettiği zaman, bir amir, bir şef neyse ihsan ettiği zaman o Allah-u Teala'nın kullarına yardım etmek için yapar bunu. Hizmet için yapar. Dolayısıyla hem kendi kurtulur hem öbürleri kurtulur. Yok, Allah-u Teala kul değil de nefsine kul olmuş ise o zaman nefsini tatmin için yapar bunu. Mesela önüne getirirsin bir yemek bir şey götürür. Buna biçim falan pat kaldırır atar. Getirirsin bir daha kırar döker. Hatta çeker tak 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 vurur falan. Zani, gaddar. Artık aynı şekilde ne bileyim ben yani. İğrenç bir varlık olur. İğrenç bir varlık olur. Diktatör olur. Aynen öyle olur. Dolayısıyla herkeste şef olmak, baş olmak arzusu vardır. Çünkü insan nefsi böyle yaratılmıştır. Bu hal yalnız yüzü ahirete dönük olanlarda olmaz. Baş olmayı, şef olmayı seven bir kimse yani nefsine uyarak böyle olan kimse iflah olmaz. Bu sevdaya düşen ibadet ve ihlastan uzaklaşır. Herkesi kendinden aşağı görür. Kendinden daha aşağı, daha kötü birinin bulunduğunu sanan da kibirlidir. Kibir ise her türlü iyiliğe manidir. Hepsini anlatmışlar yani. Değil mi? Evet. Çünkü orada bir ifade geçeyim. Ama Rabbani Hazretleri de buyuruyor onu. Sık sık buyuruyor. Yani kendini herkesten aşağı görmedikçe. Nasıl olur ya ben falan. İşte benim, nasıl, benim gibi adam. İşte nasıl olur diye başladığın zaman kibirlisin arkadaşım ya. Hepsinden berbatsın. Yarın mahşer günü o kibirli olanlar karınca gibi küçük küçük olacaklar orada buyuruyorlar. Onun için insanların başına amir olunabilir. Ama bu niyete göre değişir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kim bir iyilik yapmayı düşünür de yapamazsa, Allahü Teala ona tam iyilik etmiş gibi sevap yazar. Eğer o iyiliği yaparsa, 10, 700 ve daha fazla sevap yazar. Eğer kötülüğü düşünür de yapmazsa, tam bir sevap yazar. Eğer o kötülüğü yaparsa, sadece bir günah yazar. Abdurrahman bin Avf, cennete sahabilerin fakirlerinden 500 sene sonra girecektir. Abd, kul, fiilini diledikten sonra Hak Teâlâ onu yaratır. Abd-i makbul, makbul kul, Allahü Teâlâ'nın rızasına razı olandır. Kendi rızasına tabi olan, kendine kuldur. Abdin fiili, kulun işi, Hak Teâlâ'nın yaratması ve kulun kesbinden ibarettir.
abdin, kulun hareketine, Hakk'ın kudreti itibariyle halk yaratmak, kulun kudreti nispetiyle kesbi denir. Abdin, kulun kudreti, ahkâm-ı İslamiye ile teklif edilenlerin uhdesinden gelecek kadardır. Onları yapacak kadardır. Abd, kul, kendi ihtiyarı ile kesbeder. Kulun kastından sonra Hak Teâlâ dilerse yaratır. Ey seherin esen yeli, Medine'den eser misin? Ey seherin esen yeli, Medine'den eser misin? Hasretim hac etmeyeli, Rasûl'den söz eder misin? Hasretim hac etmeyeli, Rasûl'den söz eder misin? Anlat durma efendimi, anlat nefisler arınsın. Anlat durma efendimi, anlat nefisler arınsın. Gönüller aşkına doymadı, ağlayan gönül sevinsin. Gönüller aşkına doymadı, ağlayan gönül sevinsin. Ol Resulün aşkına ben gönül verdim bilir misin? Ol Resulün aşkına ben gönül verdim bilir misin? Medine'den gelmiş ise Resul'den söz eder misin? Medine'den gelmiş ise Resul'den söz eder misin? Anlat durma efendimi, anlat nefisler arınsın. Anlat durma efendimi, anlat nefisler arınsın. Gönüller aşkına doymadı, ağlayan gönül sevinsin. Gönüller aşkına doymadı, ağlayan gönül sevinsin. Gerçek haktır dünya yalan, Hakk'a doğru gider misin? Gerçek haktır dünya yalan, Hakk'a doğru gider misin? Tüm varlığa nebi olan Resul'den söz eder misin? Tüm varlığa nebi olan Resul'den söz eder misin? Anlat durma efendimi, anlat nefisler arınsın. Anlat durma efendimi, anlat nefisler arınsın. Gönüller aşkına doymadı, ağlayan gönül sevinsin. Gönüller aşkına doymadı, ağlayan gönül sevinsin. Af ve mağfiret için çok yalvarmalıdır. O zaman ve her zaman 100 kere Estağfirullahel-Azîm, ellezî la ilâhe illâ hüvel-hayyel-kayyûme ve etûbi ileyh demeli ve manasını düşünerek söylemelidir. Bunu ikindi namazından sonra, tesbihlerden ve duadan sonra 100 defa okumalıdır.
abdestsiz okunabilir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamette sahifesinde çok istiğfar bulunanlara müjdeler olsun. Muhammed Masumi Faruki, 2. cildin 80. mektubunda buyuruyor ki, belalardan, sıkıntılardan kurtulmak için istiğfar okumak çok faydalıdır ve tecrübe edilmiştir. Ölümden başka her dertten kurtarır. Eceli gelenin de ağrısız, sıkıntısız ölümüne yardım eder. Her sıkıntıdan kurtaracağı ve rızkı arttıracağı hadis-i şerifte bildirildi. Her farz namazdan sonra bunu 3 kere okumalı ve yalnız estağfirullah diyerek 70'e tamamlamalıdır. İstiğfarı ve bütün duaları manalarını düşünmeden temiz kalb ile söylemezse, yalnız ağız ile söylerse hiç faydası olmaz. Ağız ile 3 kere söyleyince temiz kalp de söylemeye başlar. Günah işlemekle kararmış olan kalbin söylemesi için ağız ile çok söylemek lazımdır. Namaz kılmayanın ve haram lokma yiyenin kalbi simsiyah olur. Böyle kalpler de söylemeye başlaması için ağız ile en az 70 kere söylemelidir. Baba Yusuf Sivrihisari. İstanbul'daki evliyaların meşhurlarından olan Baba Yusuf Sivrihisari Hazretleri aslında İzmir Sivrihisar doğumludur. O pek çok evliyalar yetiştiren Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin talebesi ve birçok alimi yetiştiren bir büyük zattır. Dünyayı hakikat, ahireti hayal gibi gören normal insanlardan farklı olarak o dünyayı bir hayal gibi görür ve hakikat alemine hazırlık içinde yaşar. Bu şerefli düşünce ve buna göre yaşaması onun evliyalık makamına kavuşmasına vesile olur. Bir zaman sonra İstanbul'a gelir Baba Yusuf Hazretleri. Onun nasihatleri hafızalardan ziyade kalplere kazınacak derecede tesir eder insanlara. Çünkü evliyasının sözlerinde Rabbani tesir yaratan elbette Cenab-ı Hak'tır. Bu konudaki en güzel örneklerden biri de şöyle vuku bulur. Sultan II. Bayezid Han, Bayezid Camii'ni büyük bir özenle yaptırır. Sıra tam bir şaheser olan bu caminin açılışına gelmiştir. Sultan, Baba Yusuf Sivrihisari Hazretlerini caminin açılışı için davet eder. Caminin açılışı yapıldıktan, namaz kılındıktan sonra Baba Yusuf Hazretleri kürsüye çıkar ve vaazına başlar. Ve öylesine gönülden ve öylesine kalplere tesir eden nasihatler eder ki cemaate, halkın nedamet gözyaşları muhabbet ateşiyle birleşip iner göz pınarlarından. Manzara hakikaten görülesidir. Bu arada 3 Hristiyan camidekilere bakmaktadırlar. Bu manzaranın bereketiyle Allahü Teala hidayet nurunu bu 3 gayrimüslimin kalbine düşürür ve onlar hiç tereddüt etmeksizin Müslümanlığı kabul ederler. Cihan Sultanı pek bir hislenmiş, nemlenmiştir gözleri ve bu 3 kişiye büyük yardımlarda bulunup Baba Yusuf Hazretleri gibi bir evliyayı tanımış olduğuna şükreder Cenab-ı Hakk'a. Artık Sultan, Baba Yusuf Hazretlerinin sohbetlerinde daha sık bulunur. Muhabbet öylesine ilerler ki, Sultan, Baba Yusuf Hazretleri ile baba oğul gibi olmak konusunda mutabakata varıp bir mübarek manevi sözleşme yaparlar. Bir müddet memleketine gidip orada kalan Baba Yusuf Hazretleri bir rüya görür. Rüya açık ve nettir. Rüyada kendisine Hacerül Esved'in yanında bir manzum eser yazması emredilmiştir ona. Uyanınca Allahü Teala'nın kendisine şiir yazma yeteneği ihsan eylediğini görür. Artık mukaddes topraklara gitmek gerektir diye düşünüp önce sultanı görmek üzere İstanbul'a gelir.
sultanın Resulullah Efendimizin türbesinin bazı giderleri için verdiği altınları alıp çıkar yola. O bir büyük velidir ve muhakkak ki mukaddes toprakların kıymetinin hakikatini en iyi bilenlerdendir. Mekke'de hac ibadetini yaptıktan sonra kopamaz mübarek şehirden. Bir yıl kadar kalır orada. Ve rüyada kendisine ihsan edilen şiir yazma kabiliyetiyle yine rüyada Hacerül Esved'in yanında şiir yazma emrini yerine getirir. Yazdıkça manevi sırlar, marifetler nisan yağmurları gibi kalbine akar. O da döker satırlara ve nihayet tamam olur kitap. Şimdi canana gitmek vaktidir. Allahü Teala'nın sevgilisi, gül yüzlü, yoluna canlar kurban edilen Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyaret etmek üzere Medine'ye gider. Baba Yusuf Hazretleri Resulullah Efendimizin aşkının esirlerinden sayar kendini. Ellerini bağlatıp arkadan bir esir gibi sürünerek mübarek huzura varır. Anlatılamaz haller yaşar Baba Yusuf Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek huzurunda. Sonrasında rüyasında gördüğü Resulullah'ın emri üzerine Ravda-i Mutahhara'nın dışındaki değerli asayı alır ve yine emir üzerine İstanbul'a döndükten sonra 3 parçaya ayırdığı mübarek asayı emredilen 3 ayrı yere koyar. Bunlardan biri Emir Sultan Türbesi, biri Hacı Bayram-ı Veli Türbesidir. Üçüncü yerin neresi olduğu konusundaysa bir belirsizlik vardır. İstanbul'da insanlara hakikati anlatmaya ve hesap gününün şiddeti konusunda uyarmaya, nasihatler etmeye devam eder. 1511 yılında hep hazırlandığı ve nasihatlerinde ısrarla üzerinde durduğu hakikat alemine göçen ve Eyüp Sultan civarına defnedilen Baba Yusuf Sivrihisari Hazretleri buyurdu ki, evliyanın sohbeti, İslamiyete uymayı kolaylaştırır. Çünkü onların sözlerinde Rabbani tesir vardır. Buna kavuşamazsanız, onların kitaplarını okumak suretiyle ruhaniyetlerinden istifade edersiniz. Bir kimse ilacını bilse, onu alsa, fakat kullanmadıkça faydasını göremez. Bunun gibi ilim öğrenmek de onun tatbik edilmesi ölçüsünde kıymet kazanır ve ahirette fayda sağlar. Tuğli Emel. Tuğli Emel, zevk ve safa sürmek için çok yaşamayı istemektir. İbadet yapmak için çok yaşamayı istemek, tuğli emel olmaz. Tuğli emel sahipleri, ibadetleri vaktinde yapmazlar. Tövbe etmeyi terk ederler. Kalpleri katı olur. Ölümü hatırlamazlar. Vaaz ve nasihattan ibret almazlar. Tuğli emel sahibi, hep dünya malına ve mevkiine kavuşmak için ömrünü harcar. Ahireti unutur. Yalnız zevk ve safasını düşünür. Çoluk çocuğunun bir senelik gıdasını hazırlamak uzun emel olmaz. Bekar kimsenin 40 günlük gıda maddesi saklaması caizdir. Daha fazla saklamaları tevekkülü bozar. Hadis-i şerifte, insanların en iyisi ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir. Ve insanların en kötüsü ömrü uzun, ameli kötü olandır. Ve ölmek istemeyiniz. Kabir azabı çok acıdır. Ömrü uzun olup İslamiyete uymak büyük saadettir. Ve Müslümanlıkta beyazlaşan kıllar kıyamet günü nur olacaktır buyuruldu. Tuğli emelin sebepleri dünya zevklerine düşkün olmak ve ölümü unutmak ve sıhhatine, gençliğine aldanmaktır. Tuğli emel hastalığından kurtulmak için bu sebepleri yok etmek lazımdır. Ölümün her an geleceğini düşünmelidir. Sıhhatin, gençliğin ölüme mani olmadıklarını unutmamalıdır.
çocuklardaki ve gençlerdeki ölüm sayısının yaşlılardaki ölüm sayısından çok olduğunu istatistikler göstermektedir. Çok hastaların iyi olup yaşadıkları, çok sağlam kişilerin çabuk öldükleri her zaman görülmektedir. Tuğli emel sahibi olmanın zararlarını ve ölümü hatırlamanın faydalarını öğrenmelidir. Bir hadis-i şerifte, cennete gitmek isteyen uzun emel sahibi olmasın. Dünya işleriyle uğraşması ölümü unutturmasın. Haram işlemekte Allah'tan haya etsin, buyurdu. Haram olan lezzetlerin içinde yaşamak için uzun emel sahibi olmak haramdır. Mübahlarla lezzetlenmek için tuğle emel sahibi olmak haram değil ise de iyi değildir. Çok yaşamayı değil, sıhhat ve afiyetle yaşamayı istemelidir. Merhaba kıymetli seyircilerim. Sizlere birkaç gündür Hamid-i Evvel türbesinden bazı bilgiler vermeye çalıştım. Hem 1. Abdülhamit Han, hem 4. Mustafa Han, hem Nakş-ı Kadim-i Şerif ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Tabii 1. Abdülhamit Han bu türbeyi yaptırmadı. Kendi hayattaydı. Ondan sonra yaptırıldı türbe. Niye, nereye yaptırıldı? Onun vakıf kurduğu araziye yaptırıldı. Burada medresesi, imareti, sebili ve çeşmesi vardı. Cami de yaptıracaktı. Fakat yeni cami çok yakın olduğu için böyle bir yerde sultanın türbe kadar küçüklükte bir cami yaptırması da adetten değildi. Büyük, çifte minareli en azından bir cami olması lazımdı. Sultan camileri öyleydi efendim. Selahattin camileri denilen camiler öyleydi. Dedi ki burada ben bir medrese yaptırayım. Ve bir de imaret yaptırayım ki fakir fukaraya burada bol bol yemek dağıtılsın. İnsanlar yesin içsin, aç gezmesinler, aç yatağa girmesinler. Onun için geniş bir araziye, şöyle böyle herhalde 15 dönüm civarında bir yere. Şimdi yok öyle yer. Bir dönüm ancak var. Niye? Gitmiş bir yerlere efendim. Şu anda üzerinde bulunduğum yol 1. Abdülhamit Han'ın kurduğu bu külliyenin, camisiz külliye tabii yaptırmıştı, arazisiydi. Bu caddeler yoktu. Arkamda bulunan 4. Vakıf Han yoktu. Zaten yeni caminin 30 dönümlük arazisi hemen yakınımızdaki köşede bulunan Hatice Turhan Sultan sebili dahil geliyordu. Dış avlusu vardı, iç avlusu vardı. Dış avlu gitmiş, güvercinlere yem tarlası olmuş şimdi. Dış avlu, duvarları yıkın demişler, yıkmışlar. Mısır çarşısından bu tarafa doğru caminin herhangi bir arazisi görünmüyor. Öyle ki tuvaletlerin dahi bulmak mümkün olmuyor maalesef. Böyle bir İstanbul'un makas noktasında, trafiğin santralı olan bir noktada insanların böyle camiden istifade edecek insanların abdest almaları veya diğer ihtiyaçlarını gidermeler için mutlaka bazı tesisler kurulması lazım idi. Fatih Belediye Başkanlığı'nın bu konuda bazı teşebbüsleri olduğunu işitiyoruz ama artık bu teşebbüslerin hayata geçirme zamanı geldi de geçiyor. İlgililerden bunu bekliyoruz. Efendim, bu programda ben sizlere İstanbul'da, İstanbul'un ekonomisinde çok önemli yeri olan 1910'lu yıllardan sonra vakıf hanlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü sağ yerimde bulunan büyük bina 4. Vakıf Han'dır. Bu Sirkeci'nin o zamanlar iş merkezi olarak en büyük yapılarından birisiydi. Bunun hikayesini anlatmak istiyorum. Anlatmak istiyorum ki vakıf eserlere insanlarımızın ilgisi biraz daha fazla olsun. Vakıf arazisine biraz daha fazla alaka duysunlar. Efendim 1910'larda
burada Üsküplü Hayri Efendi isimli bir zat Evkaf Nezaretine bir rapor verir. Efendim İstanbul içinde bilhassa iş hayatında önemli yeri olan bölgelerde büyük vakıf arazileri var. Bu arazilere bazı iş yerleri yapabiliriz, yapılabilir diye bir rapor verir. Bu çok masumane bir rapordur. Ama hayatta olan vakıf eserleri de yıkılmaya başlanır. İşte fakir fukaraya, bu bölgenin fakir fukarasına yemek dağıtan 1. Abdülhamit Han'ın yaptırdığı imaret de bu yolun üzerindeydi. O da güme gitti. Hatice Turhan Sultan'ın Sıbyan Mektebi'nin olduğu yerler, onlar da gittiler. Böylece yıkıldı, yıkıldı, yıkıldı. Dozer de yok, kazmayla, kürekle her taraf toz toprak içerisinde İstanbul'a 5 tane vakıf han yaptırıldı. 1. Vakıf Han kuruldu. Tabii bu vakıf hanların yapılma işini de o zamanın meşhur mimarı Mimar Kemalettin'e verildi. Hakikaten Mimar Kemalettin'in Türkiye'yi dolaştığım zaman birçok yerlerde çok faydalı yaptığı eserleri görüyoruz. Mesela onun yaptığı binalardan birisi Kastamonu'daki hükümet konağı derler. O 1850'lerde yapılmış ama Mimar Kemalettin'e nasıl yetiştirdiler, nasıl yaptılar onu bilemiyorum. O günden bugüne hükümet konaklığı yapan, hakikaten aynı işi gören bir yapıdır enteresan bir şekilde. Dolayısıyla Mimar Kemalettin bulunan bu arsaları, kendine teslim edenleri belli bir modelde yaptı. Arkasından 2. Vakıf Han'ı kurdular. O da Sultanahmet civarında Saka Çeşme Sokağı'nın orada kuruldu. Üçüncüsünün yerini benden hiç tespit edemedim. Kayıtlardan da araştırdım ama ulaşamadım. Ulaşan seyircimiz olursa, bize de bilgi verirlerse onlara da memnun oluruz. 4. Vakıf Han ise Sirkeci'de iş merkezinde en çok görev yapan yerlerden birisi Sultanahmet. 4.sü de bu. İşte arkamda görüldüğü gibi hemen bu araziyi vakfeden 1. Abdülhamit Han'ın türbesinin karşısına kuruldu. Al sen burayı bağışladın, imaret yaptın, biz de burayı hana çevirdik dediler. Uzun süre iş hayatında burası kullanıldı, çeşitli yazıhaneler vardı. Sonra restorasyona girilecek dendi. Epey bir zaman boş ve terk edilmiş bir halde kaldı. Şimdi de bir turistik otel olarak vakıflarımızca kiralanmıştır ve turistik otel olarak görevini yapmaktadır. Bir 5. vakıf han daha var efendim. 5. vakıf han. O da Vefa'da Dede Efendi Caddesi'nin olduğu yerde kuruldu. Bunların akıbetlerini bilmiyorum. Teker teker gezmedim ama vakıf hanların da böyle bir vakıf arazisinin vakıf olan, yani vakfı yapan kimsenin rızasının dışında 1910'da İttihat Terakki'nin hükümette olduğu zamanda vakfedenlerin vakfiyesine dokunulmaz. Vakfiye Osmanlı'da bir anayasa gibidir. 60 sayfa ile 100 sayfa arasında olur. Sadrazam imzalar, Şeyhülislam imzalar, padişahın da tuğrası basılır. Bir kitapçık halindedir. Bunun bir vakıf duası vardır içerisinde, bir de vakıf bedduası vardır. Bedduasında vakıfın rızasının dışında bu arazinin, bu mülkün, bu malın, bu caminin, bu kütüphanenin, bu medresenin kullanılmasının nelere sebep olacağı da o beddua içinde vardır. Ama ne yazık ki zaman gelmiş, nasıl yaptılar, nasıl ettiler? Bugün mesela medrese olan yer herhangi bir ticari borsa işleriyle ilgili bir yere verilmiş. Medrese bir kütüphane yapılamaz mıydı? Burada Sirkeci'de olan insanlara illa para mı lazım? Bir de kitap görseli olmaz mı orada? Bir kitap okusa olmaz mı? Ondan sonra da Türk toplumu kitap okumuyor. Efendim Japonya'ya bir gidin bakın, bütün yolculuk herkes kitap okuyor. Sen kitap okuyacak yerleri tamamlamıyorsun ki, o sevgiyi vermiyorsun ki. Efendim bu 4. vakıf hanın kapısının önünde de birkaç şey söyleyeceğim. Ondan sonra sizi tarihi bir sebile, su sebili diyeceğim de sebil demek su sebilidir zaten. Ama sebil kelimesi bugün gençlik bilmeyince ben de mecburen Türkçeyi biraz eciş büyüş kullanıp su sebilini yanına götüreceğim. Ama evvela şu 4. vakıf hanın kapısını bir beraber görelim. Buyurun gidelim. Bu 4. vakıf hanın daha öncelerden, yani buraya 1. Abdülhamit Han'ın imareti yaptırmasından önce de Hatice Turhan Sultan Külliyesi'nin, yani yeni camiye dahil olan külliyenin medresesi de buradaydı. Ondan sonra imaret yapıldı.
Ondan sonra da işte 4. Vakıf Han biraz önce anlattığım hikayeyle buraya kurulmuş oldu. Burada vakıfların yine Osmanlı zamanında bir aş evi vardı efendim. Han kurulduktan sonra. Bu aş evi o kadar lezzetli yemekleri yapardı ki bazı Osmanlı paşaları o devrin 1920'den sonra bazı Osmanlı paşaları, bazı Osmanlı zenginleri uşaklarını göndererek buradan yemek aldırırlardı efendim. Kuyruğa girerlerdi, yemek aldırırlardı. İhtiyacı olduğundan değil. Bir, vakıf yemeğidir, şifalı. İki, çok lezzetli yemek yapılırmış efendim. Konağında o kadar yemekler yapılıyor, kuzular kızartılıyor ama bu tadı bulamıyorlar. Bu şeyi ben bir de Edirne imaretinde okudum. Edirne imaretinde sadece suya pirinç salarak yapılan çorbanın adı imaret çorbasıymış efendim. Evet, şimdiki Tophane semtinin orada. Bu imaret çorbasından hastası olan gider rica edermiş, bize de bir tas verir misiniz? İlaç efendim, eczaneler top atarlar o zaman. İlaç, içiyor vakıf imaret çorbasını, adam iyileşiyor gidiyor. Olur mu, niye olmasın efendim? Yani şişedeki ilaçla insanın iyi olmasını kabul ediyoruz da, oradaki çorbayla iyi olmasını niye kabul etmeyelim? Dilerse olur. Şimdi buradan işte zenginler yemek aldırırlardı uşaklarına ki evlerinde böyle hastalarına yedirsinler, içilsinler. Bir de 4. Vakıf Han'ın hemen şimdi şu duruşuma göre sol tarafında Sansaryan Han vardı efendim. Sonraları emniyet orayı 2. şube olarak kullandı. Şimdi de bir mahkeme teşkilatı orada görev yapmaktadır. Bu Sansaryan Han Osmanlı'nın son dönemlerinde bilhassa 1. Dünya Harbi dönemlerinde efendim birçok ziyafetlere sahne olmuş, devlet büyüklerinin birçok işlerinde, yanlış yaptıkları işlerde de efendim buralarda bir şeyler yapılmış şekildedir. Ama şimdi o Sansaryan Han gitmiş, yerine güzel bir mahkeme kurulmuş. Efendim, biz size burada birkaç şey daha anlatacağız ama Sebil'e de yer bırakmamız lazım. Şimdi gidelim Sebil'de neler var, kim yaptırmış Muradiye Sebil'i, kimin adına Muradiye olmuş, onu beraber görelim efendim. Muradiye Sebil'inin önüne gelmiş bulunuyoruz. Burada Hüdavendigâr Caddesi ile Sirkeci'de Orhaniye Caddesi'nin kesiştiği noktada. Şimdi Hüdavendigâr'ı görünce Sebil'in adı da Muradiye, Muradı Hüdavendigâr. Allah Allah, burada Muradı Hüdavendigâr bir Sebil yaptıramaz ki. Evet, caddeye ismi verilir. Niye yaptıramaz? Daha İstanbul o zaman alınmamış ki 1. Murat Han zamanında. Orhaniye Caddesi var. İkisinin ismi de verilebilir. Sonra araştırmaya girdik. Muradiye Sebil'i olduğu ortaya çıktı ama ne 1. Murat, ne 2. Murat, ne 3. ne de 4. Murat Han zamanının Sebil'i. Bizim hiç beklemediğimiz bir durum doğdu. O da nedir? 5. Murat Han zamanında yapılmış. Her ne kadar burası 1500'lü yılların sonuna doğru bir hayırsever tarafından yaptırılmış ise de, tabii 1500'lü yıllarda yaptırılıp da veya 1600'lü yılların başına yakın yaptırılıp da 1876'ya kadar gelen Sebil'in elbette ki bazı yerleri harap olabilir. Çünkü sundurmaları da bunun gördüğümüz kadarıyla ahşaptan, dört gözlü, her gözünde de 7 kişiye aynı anda su verecek tas delikleri var alt taraflarında. Şu anda gene bir su işinde kullanılıyor ama tabii giderseniz adam gözüne bakıyor, parası nerede arkadaş bu su şişesinin diyor. Eskiden tabii sebilciler dağıtırken bunun parası nerede demezdi. Belki hani bunun duası derlerdi. Şimdi de parası diyoruz. Bunu 5. Murat Han 75 günlük padişahlığında bu Mütercim Rüştü Paşa, Hüseyin Avni Paşa gibi, Mithat Paşa gibi kimseler Sultan Abdülhamit Han'ı halledip de yerine 5. Murat Han'ı silah zoruyla geçirdiklerinde işte o 75 gün içinde burası güya, ben zannetmiyorum ki o an için Murat Han böyle bir emir verebilsin, 5. Murat Han güya onun emriyle restore edilmeye başlamış. Ondan sonra da adı eski adından değiştirilmiş, Muradiye Sebil'i yapılmış. Bu Osmanlı'nın kültüründe bütün Anadolu'da, hatta Osmanlı topraklarında, Suriye'sinde, Suriye'nin Halep'inde, Şam'ında gittiğimiz yerlerde görüyoruz. Böyle sebiller var. Demek ki insanlara sadece menfaat karşılığı hizmet değil, menfaat karşılığı olmadan da hizmet o zamanlar yaygınmış. Yaptıranlara biz rahmetler diliyoruz. Böylece programımızı da burada noktalamış oluyoruz. Ama programlarımız bitmedi. Devam edeceğiz. Yeni bir mekanda,
Yeni bir günde buluşmak üzere, hoşça kalınız efendim.